Nutuk. Seslendiren Doktor Tamer Akça. Bölüm. Ordularımız İzmir rıhtımında ilk verdiğim hedefe, Akdeniz'e ulaştılar. Doğrudan doğruya bana gönderilen bir telsiz telgrafta da İzmir'deki İtilaf Devletleri konsoloslarına benimle görüşmelerde bulunma yetkisinin verildiği bildirilerek onlarla hangi gün ve nerede buluşabileceğim soruluyordu. Buna verdiğim cevapta da 9 Eylül 1922'de Kemal Paşa'da, o günkü adıyla Nif'te görüşebileceğimizi bildirmiştim. Gerçekten de söz verdiğim gün ben Kemal Paşa'da bulundum. Fakat görüşme isteyenler orada değildi. Çünkü ordularımız İzmir rıhtımında ilk verdiğim hedefe Akdeniz'e ulaşmış bulunuyorlardı. Saygıdeğer efendiler, Afyonkarahisar-Dumlupınar Meydan Savaşı'nı ondan sonra düşman ordusunu tamamıyla yok eden veya esir eden ve kılıç artıklarını Akdeniz'e, Marmara'ya döken harekatımızı açıklayıcı ve vasıflandırıcı söz söylemeyi gereksiz sayarım. Her safhasıyla düşünülmüş, hazırlanmış, idare edilmiş ve zaferle sonuçlandırılmış olan bu harekat, Türk ordusunun, Türk subay ve komuta heyetinin yüksek güç ve kahramanlığını tarihe bir kere daha geçiren büyük bir eserdir. Bu eser, Türk milletinin hürriyet ve bağımsızlık düşüncesinin ölümsüz bir abidesidir. Bu eseri yaratan bir milletin evladı, bir ordunun başkomutanı olduğumdan mutluluk ve bahtiyarlığım sonsuzdur. Efendiler, işte şimdi diplomasi alanına geçebiliriz. Gerçi ordumuzun zafere ulaşacağından ümitsiz oldukları için bu meseleyi daha önce diplomasi yoluyla çözüme bağlama, anlayış ve iddiasında olanları dediklerini yapma hususunda biraz fazlaca bekletmiş oldu. Bununla birlikte sonunda benim de diplomasi alanında ciddi olarak çaba harcadığımı görerek memnun olmaları gerekirdi. Böyle olup olmadığını göreceğiz. Ordularımız İzmir ve Bursa'yı geri aldıktan sonra Trakya'yı da Yunan ordusundan kurtarmak için İstanbul ve Çanakkale doğrultusunda yürüyüşlerine devam ederlerken İngilizlerin o zamanki başbakanı bulunan Lloyd George, fiilen harbe karar vermiş bir tavırla ve yardımcı birlikler gönderilmesi isteğiyle Dominyonlara başvurmuş. Yalnız ondan sonra olup bitenlere bakılırsa Lloyd George'un isteğinin yerine getirilmediğini kabul etmek gerekir. Bu sıralarda İstanbul'da Fransız olağanüstü komiseri bulunan General Pelle benimle görüşmek üzere İzmir'e geldi. Tarafsız bölge diye adlandırdığı bir bölgeye ordularımızın girmemesinin yerinde olacağını tavsiye etti. Milli hükümetimizin böyle bir bölge tanımadığını, Trakya'yı da kurtarmadıkça ordularımızın durdurulmasına imkan olmadığını söyledim. General Pelle bana Monsieur Franklin Bouillon'un benimle görüşmek üzere gelmek istediğini bildiren kendisine çekilmiş özel bir telgrafını gösterdi. Kendisini İzmir'de kabul edeceğimi söyledim. Monsieur Franklin Bouillon bir Fransız harp gemisiyle İzmir'e geldi. Fransız hükümeti adına İngiliz ve İtalyan hükümetlerinin de uygun görmeleri üzerine benimle görüşmeler yapmaya geldiğini söyledi. Biz Franklin Bouillon'la görüşürken İtilaf Devletleri Dışişleri Bakanları imzasını taşıyan 23 Eylül 1922 tarihli bir nota geldi. Bu notada iki önemli nokta yer alıyordu. Bunlardan biri askeri harekatın durdurulmasıyla, diğeri de barış konferansı ile ilgiliydi. Biz Rumeli'de Doğu Trakya'yı milli sınırlarımıza kadar tamamen almadıkça askeri hareketten vazgeçemezdik. Ancak yurdumuzun bu bölgesinden düşman birlikleri çıkarıldığı takdirde böyle bir harekete devam etmeye kendiliğinden gerek kalmayacaktı. Bu notada Venedik veya başka bir şehirde toplanacak olan İngiliz, Fransız, İtalyan, Japon, Romen, Sırp, Hırvat, Sloven devletleriyle Yunanistan'ın da çağrılacağı bir konferansa delegelerimizi göndermeyi kabul edip etmeyeceğimiz sorulmakla birlikte görüşmeler sırasında Boğazlar'daki tarafsız bölgelere bizden asker gönderilmemesi şartıyla Edirne dahil olmak üzere Meriç'e kadar Trakya'nın bize geri verilmesiyle ilgili isteğimizin olumlu karşılanacağı bildiriliyordu. Notada Boğazlar'dan, azınlıklardan ve milletler cemiyetine girmemizden de söz ediliyordu. Konferansın toplanmasından önce Yunan birliklerinin İtilaf Devletleri komutanlarının çizecekleri bir hattın gerisine çekilmesi için İtilaf Devletleri'nin etkisini kullanacağına söz verilmekte ve bu konuda görüşülmek üzere Mudanya veya İzmit'te bir toplantı yapılması teklif edilmekteydi.